Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuz Bu Altcoin Nedir serisinden geliyor. Bu videomuzun adı Bu Altcoin Nedir? Tailcraft arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Her Bu Altcoin Nedir videosunda yaptığımız gibi bu videomuzda da Tailcraft'ın vizyonunu, misyonunu, teknolojisini, CoinMarketCap verileriyle temel teknik anlamdaki verilerini inceleyeceğiz diyeceğiz ama burada sadece teknolojisini, vizyonunu ve visyonunu inceleyebileceğiz ve CoinMarketCap verilerine bakabileceğiz. Çünkü kendisi daha listelenmedi, listelenecek olan bir coin. Kendisi 26'sında listelenecek. Ön satışta alan arkadaşlarım ön satıştan aldıklarını 26'sından %35'lerini verecekler. O ön satıştan alan arkadaşlarım %35'lerini 26'sında listelendiği borsadan satabilecekler arkadaşlar. Şimdi burada Tailcraft nedir diye başlayalım. Kendisi Avax üzerinde, Avalanche üzerinde bir gaming NFT projesi. Oyun mantığı şu arkadaşlar. 4 ana element kartı ile çeşitli el sanatları yani craft yaparak NFT basıyorsunuz. Ve bu kartları isterseniz birebir PvP'de savaşta kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de piyasada satabiliyorsunuz. Oyun üzerinde 4 tane ana element var. Ve bu kartları elde etmek için de haftalık olarak satılacak olan simyacı sandıkları var. Bu simyacı sandıkları her hafta satılacak arkadaşlar. 10.000 adet. İşte 4 elementten hava, su, toprak, ateş elementlerinden 2500'er adet satılacak. Çıkacak olan kartlar tamamen rastgeledir. Ve satılacak olan sandığın ücreti 10 craft artı 0.1 avax ücreti olacak. Yani ilk oyuna başladığınızda size verilecek olan kartlarla oyuna başlayacaksınız. Ve sonrasında her hafta satılacak olan sandıkları alıp içerisinden kart çıkaracaksınız. Bu oyunun mantığı şu arkadaşlar. 3 kartı craft ederek bir karta dönüştürüp yani 3 NFT'yi bir NFT'ye dönüştürerek bir kart elde edeceksiniz ve bu elde ettiğiniz kartlarla PvP yapacaksınız ve ödül kazanacaksınız. Tabi craft ücreti de yani 3 kartı bir karta dönüştürme ücreti de bir craft arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Kendisi yani craft sistemi de kendi üzerinde bir yanma mekanizması yani burn mekanizması. Sürekli craft kullanılacak ve kullanılan craft coin'i yani bu coin'i de sürekli yakmış olacaklar. Deflasyon açıdan da bayağı avantajları var. Şimdi web sitesine detaylı bir şekilde gelelim. Web sitesinde burada Türkçe'ye çevirip her şeyi oyuncuların oyunlaştırılmış NFT simyası ile daha da güçlendiği benzersiz bir zanaat tamircisi tarafından yani craft mantığıyla PvP kazan kazan ve bir kart oyundur diyor. Element kartları var diyor. Haftalık olarak benim size bahsettiğim satılacak olan boxlardan ve ortaçağ metaverse'ünde yalnızca en yetenekli simyacıların gelişmesine ve ilerlemesine izin verecek diyor. Burada da benim yine size anlattığım 3 kartı 1 kart yapacağınız sistem. 3 kartı 1 kart yaptığınızda diğer 2 NFT kartı yanacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde ERC-1155 protokolünü kendisi kullanıyormuş. Bu sistem mevcut olan özelliklere yani craft sistemi mevcut özelliklere dayanıyor ama metaverse içerisinde ilk denebilecek olan bir sistem. Herhangi bir proje ortak veya sanatçı tarafından yani rastgele oluşturulacak bir NFT değil arkadaşlar. Mevcut öyle çizim yapayım işte NFT mantığını biliyorsunuz. Öyle bir NFT değil. Kartları birleştirerek metaverse içerisinde bu oyun içerisinde kullanacağınız yeni craftlı kartlar yani yeni özellikli kartlar oluşturabileceğiniz bir sistem. Aynı zamanda kart oyunu, burada masa oyunu diyor ama masada birebir PvP yapabileceğiniz bir kart oyunu. Oyunun karşılığında avax kazanacaksınız. 0.5 avax kazanıyorsunuz PvP karşılığında. Buna birazdan detaylı bir şekilde geleceğim arkadaşlar avax nasıl kazanacağınıza. Kendisinin destekçilerine ve ortaklarına bakacak olursak arkada bir sürü kapital var ve Avalanche var. Onun haricinde de Chainlink'i görüyoruz. Avax'ın burada DEX'i var. Pangolin Trader Show var arkadaşlar ve Roco Finance da burada mevcut ve yeni burada kendileri tabi bunu adlandırmışlar. Modası geçmiş NFT para basma mekaniğine veda ediyoruz ve yarının metaverse'ünde craft sistemini başlatıyoruz demişler. Burada tokenomik verileri mevcut. Tokenomik verilerinde kendisinin ne kadar satıldığını, kaç paradan kime satıldığını burada görebiliyorsunuz ve ne kadar kilitli olacağını görüyorsunuz. Yani 0.28 dolardan en son yapılan public sale'dan yani public satıştan %35'ini direkt verecek ve her hafta 3 ay boyunca geri kalan %65'ini her hafta ayar verecek şekilde parça parça ön satıştan alan arkadaşlara verecek. Burada almış oldukları rakam 0.28 dolar. Bu da aklınızda kalması için size söylüyorum. Onun haricinde de yine web sitesinde burada white paper var.
White Paper'ı ben daha önce indirmiştim ama White Paper'ından detaylı bir şekilde buradan bakabilirsiniz nasıl olduğuna, bu işin nasıl ilerlediğine, mantığına. Benim anlattığımın dışında kaçırdığım bir özellik, bir detay varsa sizler de, yani burada craft edip bir kart elde ediyorsunuz. Yine craft edip bir kart elde ediyorsunuz. Ve bunları craft edip bir daha bir kart elde ediyorsunuz. Yani nadir craft kartlar çok yüksek paralara satılabilir diye düşünüyorum. Burada tabi aynı zamanda craft'ın da şeyleri var arkadaşlar. Kategorileri var ve süreleri var. Yani öyle bastığınız an craft olmuyor. Mesela iki kartı craft etmek için basıyorsunuz. Bu size iron kategorisindeyse 30 dakika sürüyor. Bronze kategorisindeyse 2 saat sürüyor. Silver kategorisindeyse 12 saat sürüyor. Ve burada da gold ve diğer kategorilerde de 1 gün ve 1 hafta süreceğini ve karşılığında da sizden ne kadar craft alacağını gösteriyor. Burada dediğim gibi detaylı bir şekilde araştırmanız gerekiyor web sitesini. Bu detaylardan bilginiz olursa çok daha bilgili bir şekilde yatırım yapmış olursunuz. Bunun haricinde şimdi burada web sitesinde uygulamayı başlat var arkadaşlar. Burada uygulamayı başlata bastığınız zaman görüyorsunuz ki sizi testnet diye bir siteye atıyor. Yani burada avantajınız şu: bu platform henüz oynanmaya başlamadan size testnette bu oyunu bedava oynama şansı sunuyor, öğrenme şansı sunuyor. Tüm özelliklerini, inceliklerini kapma şansı size veriyor. Burada oynamadan önce cüzdanı bağlamanız gerekiyor. Cüzdanınızı bağladığınızda size oyun için 10 avax veriyor. Ama bu avaxı başka cüzdana gönderip falan satamıyorsunuz. Yani test avax gönderiyor size. 10 tane avax gönderiyor ve bu 10 tane avaxla oyun içerisinde kart alıyorsunuz. Craft'ınızı yapıyorsunuz. Savaşlarınızı yapıyorsunuz. Yani oyunun nasıl öğreneceğini ve işleyişini öğreniyorsunuz. Burada mantık oyunu nasıl oynayacağınızı öğrenmek ve işleyişi öğrenmek arkadaşlar. Aynı zamanda burada yol haritalarından da bahsetmişler. Yol haritalarında da 2022'nin birinci çeyreğinde Jax listelemesi ve bir airdrop olacağını söylemişler. Şu anda kendileri Trader Joe'da büyük ihtimalle listelenecek. Bunu da kendisinin yine yol haritasında detaylı bir şekilde göreceksiniz. Ve Medium'unu da tabii takip etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ki yatırım yapacağınız projeyi detaylı bir şekilde takip edip araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. CoinMarketCap verilerinden yine aynı şekilde ne kadar adet satıldığını ve ne kadar rakama satıldığını görüyorsunuz. Burada 0.28 dolar ve 0.28 dolara satıldığını, hangi platformlar üzerinde satıldığını görebiliyorsunuz. Tabii şu anda satışlar bitti arkadaşlar. Yani ön satıştan bu platforma katılmanız mümkün değil. 26'sında listelenecek olan, bu işe yatırım yapacaksanız Medium'unu ve Twitter'ını takip etmeniz gerekiyor. Burada detaylı bilgileri, güncel haberleri öğrenebilirsiniz ve öğrendiğiniz projedeki bilgileri de projenin yukarı ya da aşağı fiyatlanacağına göre planlayıp kendiniz ona göre hareket edebilirsiniz. Proje çok güzel. Yani güzelden kastım craft sistemi mevcut, sürekli öğrenme mantığı mevcut ve burn sistemi mevcut. Aynı zamanda deflasyonist bir yapısı olmasından dolayı kendisi ciddi anlamda fiyatlanacaktır diye düşünüyorum. Ve ilerleyen zamanlarda bir airdrop yapacaklar. Airdrop'a olan ilgi de artacaktır. Tabii bir airdrop videosu da yapabiliriz ilerleyen tarihlerde airdrop'a açıkladıkları zaman. Airdrop'tan dolayı kendisi ayrıca fiyatlanacak. Ayrıca airdrop'tan sonrasında da Jax listelemesi mevcut. Yani merkezi borsalarda listelemesi de mevcut. Şu anda benim tahminim burada ortaklıklarının olduğu Trader Joe'da ve Pangolin'de, yani kendi Dex'i ve ortak olduğu Trader Joe'da listeleneceğini ben düşünüyorum. Büyük ihtimalle oralarda 26'sında listelenecektir. Bu proje 26'sında listelenecek. En azından oyun başlamadan önce testine katılıp bedava bir şekilde oyunu, işleyişini, mantığını, mekaniklerini öğrenebilirsiniz. Sonrasında da bu projeye yatırım amacıyla bakan arkadaşlarım isterseniz projeye yatırım yapabilir, isterseniz oyun oynayarak para kazanabilirsiniz. Dediğim gibi her PvP sonrasında 0.5 avax kazanıyorsunuz. Bu tarz videoların da gelmesine, devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimize tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.